Muhsin Efendi'nin genç belediye başkanı Doktor Hakan Bahadır alkışlarınızla. Eyvallah. Güzel de sizleri seviyoruz. Hazır mıyız gençler? Kimi bekliyoruz? Burak'la Kurtuluş'u. Ben de beni bekliyorsun sandım ama olsun. Ben hep buradayım. 7 gün 24 saat sizlerle beraberiz ama arkadaşlarımız gelmiş hazırlar. Onlardan o güzel müzik ziyafetini alacağız birazdan. İyi miyiz arkadaşlar? Okullar açılıyor mu? Arkadaşlar çok kısa bahsedeyim hemen. Şu ana kadar 45 bin orta öğretim öğrencimiz bize müracaat etti. 400 liralık kırtasiye yardım yapıyoruz. Yine eksik varsa 6 yaşındaki ana sınıfına gidenler, ilkokul 4 sınıf, ortaokul 4 sınıf, lise 4 sınıf ve yeni bir şey daha ekledik. Dün istekte bulundu arkadaşlarımız. Çıraklık Eğitim Merkezi'ne gidenler ve Kur'an kursuna gidip açıktan ortaokul lise okuyanlar var. Onlara da 400 lira yardım yapacağız. Hayırlı olsun. Eğer size mesaj gelmedi gibi bir şey varsa arkadaşlarımız hepsini çözecek. Bir sıkıntı varsa Halkla İlişkiler binamıza, Necip Fazıl'a gelin. Orada arkadaşlarımız yardımcı olacak. Müracaat eden her orta öğretim, ne demek? İlkokul, ortaokul, lisedeki arkadaşımıza vereceğiz. Üniversiteli arkadaşlarımıza da vereceğini söyledik. Üniversiteyi yeni kazananlar var mı? Bir görelim. Peki şu anda üniversitede olanlar var mı? Sizler de varsınız. Tamam. Sizlere de vereceğiz. Tüm üniversitede okuyan, ister 1. sınıf 2, 3, 4, 5, 6, 7, tüm üniversite öğrencilerimize ikametleri burada olduktan sonra eğitim yardımı yapacağız. Harçlık vereceğiz, onlara nakit vereceğiz. Öbürünü bizim kırtasiye, bizim esnaftan verecektik. O konuda ihtiyacı olan herkese, müracaat eden herkese vereceğiz arkadaşlar. Çünkü onlar İl dışına gidiyorlar, başka illerde okuyorlar. Onlara da üniversite harçlığı vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Arkadaşlar, biz Bahçeliler Belediyesi olarak yeni bir sezona başlıyoruz. Kültür sezonunun festivalin açılışını yapıyoruz. 11'ine kadar her akşam burada tiyatromuz var, sinemamız var, konserimiz var. Ve ilk konserimiz az sonra şöyle arkada diyorum yani. Videolarda böyle diyorlar, ben de arkada diyorum. İyi çektin mi Eltem? Orayı çektin Eltem. Evet, birazdan başlayacağız. Ama birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı var. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, vatandaşınızın hizmetkarı olun diyor. Biz de o yüzden 7 gün 24 saat sizlerin hizmetkarınızdayız. Her zaman yanınızdayız. Çocuklarımız ne istiyorsa, engelli kardeşlerimiz ne istiyorsa, kadınlar ne istiyorsa, gençler ne istiyorsa, yaşlılar ne istiyorsa biz yapmakla yükümlüyüz diyorum. Bu neydi şimdi yani? Bu neydi? Ben anlamadım. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şimdi birazdan arkadaşımız sanatçılarımızı uğurlarken diyor ki işte Kartal'dan, işte Silivri'den, oradan buradan duyulsun diyor. Bugün aslında farklı bir şey yapalım. Hani bir Ege'de bir komşumuz var arkadaşlar. Kaşınıyor. Hatırlıyor musunuz? Kaşınan bir komşumuz var. Allah sonunu hayır eylesin. Bugün Cumhurbaşkanımız bir şey dedi. O Yunanlılara dedi ki İzmir unutma dedi. Var mısınız arkadaşlar? Yunanistan duysun buradan. Hep beraber bir çıldıralım mı arkadaşlar? Var mısınız? Hayır. Çıldırtma işi sende. Beni bozar bu. Ben gideyim mi? Sizi göndermeyeceğim başkanım. O coşkuyu beraber görelim. Bahçeliler! Öyle bir kıyamet alkış çığlık duyulsun ki Türk ilçesi Yunanistan'dan
Duyulsun mu? Bir, iki, üç. Haddini aşma Yunanistan. Eyvallah. Biz tabii ki savaş istemiyoruz. Ama haddini bilmeyene de haddini öğretmeye, öğretmeye, öğretmeye varız. Var mıyız arkadaşlar? Var mıyız? Var mıyız? Eyvallah. Bizleri çok seviyorum. Değerli komşularım, bizlere lanet ediyorum. Eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar.